Şu an Orsay Müzesi'ndeyiz ve Bert Morison'un Beşik adındaki tablosuna bakıyoruz. Bu yeni anne olmuş bir kadının Beşik'teki bebeğini izlediği çok güzel bir tablo. Morison'un daha sonraki eserleri olağanüstü fırça vuruşları sebebiyle oldukça radikal kabul edilen resimler. Ama bu onun ilk eserlerinden biri. Bu resim 1874 senesindeki Empresyonistler sergisinde yer alan bir eserdi empresyonistler sergisi bugün empresyonist olarak andığımız sanatçıların Paris'teki resmi sanat sergilerinden bağımsız olarak eserlerini sergiledikleri bir sergiydi ne yazık ki bu resim basın ve halk tarafından pek fark edilmemişti birkaç yıl boyunca satılamadı ve 1930'a kadar ailede kaldı o dönemlerde kadın ressam olmak son derece zorluydu ve bu nedenle eserin çok az eleştirilmiş ve çok az dikkat çekmiş olması pek de şaşırtıcı değil. Başarılı olan bazı kadın ressamlar vardı. Örneğin Rosa Bonheur'ü düşünüyorum. Ancak özellikle Morison'un sınıfındaki kadınları düşünürsek, onun refah seviyesindeki bir kadın genellikle özgürce hareket edebileceği oldukça sınırlı bir çevreye sahipti kadınların büyük oranda ev ortamında olmaları beklenirdi. 19. yüzyılın sonlarında pek çok kadın sanatçının eserinde gördüğümüz şey de zaten budur. Modern yaşamın tipik konularına, kafelere ve barlara daha az erişimleri olduğu için kendi erişimleri olan evdi ve resmini yaptıkları şey de buydu. Morisot da aile hayatına dair bir sürü güzel sahne çizmiştir. Ancak özellikle bu resim çok etkileyici. Burada Morrison'un kız kardeşini kızına bakarken görüyoruz. Ve muhteşem bir samimiyet söz konusu. İnce tülün altında uyumakta olan kız çocuğunun meleksi bir hali var. Morrison'un kız kardeşi nazik bir endişeyle ona bakıyor ve oldukça duygulu ve hoş görünüyor. Bu görüntü bana Meryem'in çocuk İsa ile olan resimlerini hatırlatıyor. Ancak o resimlerde Meryem genellikle çocuk İsa'yı kucağında tutar. Burada ise bir beşik ve arka plandaki perdelerle hoş bir iç mekana sahip olan çok modern bir ev ortamımız var. Ayrıca bir de modern elbiseler içinde modern bir kadın var. Hafif inik duran göz kapakları, eline yaslı pozisyondaki çenesi, beşiğin üstünden öne doğru uzanan diğer kolu hem anneliğin ciddi sorumlulukları hakkında hem de aynı zamanda annelikte yaşanan inanılmaz sevgi hakkında düşündürüyor bunun bir tabloya uygun bir konu olarak görülmeye değer olması 19. yüzyılda orta sınıf aile kavramının büyüyor olmasının bir yansımasıdır ev korumalı bir alandır özel olarak ayrılmış bir alandır aslında bunu burada da gördüğümüzü düşünüyorum yalnızca çocuğun o tüllerle sarılmış olmasında değil Morrison'un kız kardeşinin de çevrelenmiş bir görünümü var. Bir tarafında ince tülün oluşturduğu diagonal kısım var. Üstünde perdenin oluşturduğu bir başka diagonal yer alıyor. Ve sol tarafında da resmin kenarı var. Yani o da bir anlamda bu iç mekana sıkışmış. Evet, şimdi biraz da buradaki fırça darbelerine bakalım istiyorum. Örneğin, kadının şakaklarına düşen ince saç tutamları gibi. Bazı ince doğrusal geçişler olmasına rağmen fırça darbelerinin büyük kısmı oldukça serbestçe çizilmiş ve Morrison'un daha sonraki tarzını müjdeler nitelikte. Mesela tülün kenarındaki pembe saçaklara bakın ya da kadının yakasının biçimlendiriliş şeklini. İşte burada da yine Morrison'un boya kullanmadaki olağanüstü ustalığını gösteren harika bir serbestlik var. Morisoyu ve onun boyayı kullanış şeklini düşündüğümde virtüözlük kavramı aklıma geliyor. Benzer bir şeyin perdenin üst kısmındaki beyaz dokunuşlarda da olduğunu fark ediyorum. Ya da mesela okullardaki boyanın o hızlı dairesel hareketleri de elbisenin dokusu hakkında bir fikir veriyor. Ayrıca bir de Morison'un dikkatimizin nereye düşeceği konusunda yaptığı seçimler var. Kadının parmaklarının ne kadar düzgün şekilde boyandığına bir baksanıza. El ileri doğru uzanmakta olduğu için parmakların üst kısımları görsel olarak resme neredeyse hiç dahil edilmemiş. Bize vermek için seçtiği tek şey doğrudan bize dönük duran parmakların düz uç kısımları olmuş. Bu parmaklar ve onlardaki bu yerinde duramama hissi gerçekten çok hoşuma gidiyor. Ancak maalesef Sanırım hala anne ve çocuk resimlerini nostaljik ve duygusal bulma, bu tarz resimlere önemseme eğilimindeyiz. Oysa Orsay Müzesi galerilerine baktığımızda hemen hemen her resmin bir erkek sanatçıya ait olduğunu görüyoruz. Morisot bir istisna. Günümüzdeki açık artırmalara veya sanat piyasasına bakarsak kadın sanatçıların hala hak ettikleri değeri bulamadığını görebiliriz.